Fitoterapi nedir? Bitkisel çaylar hangi durumda kullanılmalı? Tıbbi bitkisel çaylar hakkında merak edilenleri fitoterapist ve homeopat Serdar Özgüç anlatacak. Az sonra. Efendim iyi sabahlar diliyoruz. Ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize değerli uzman konuğumuz artık bizimle birlikte stüdyomuzda ve ilginizi çekecek eminim. Evet. Çok güzel bir konuyu konuşacağız, öyle değil mi hocam? Rahmetli Barış Manço'nun bir şarkısı var. Nane limon kabuğu. Çok da güzel bir şarkı. Çok da güzel bir şarkıydı. Aslında orada nezle ve griplerde kullanılacak bir ilacın tarifi verilmişti. Yıllar yılı yaşantımıza o kadar girdi ki belki de ona bakarak da bir ilaç tarifi yapılabildiğini, evet ya bu bir tarifmiş diyen izleyicilerimiz şimdi duyar gibiyiz. Aynen öyle. Konumuz fitoterapi. Konumuz fitoterapi. Fitoterapinin ne olduğunu az çok çoğumuz biliyoruz diye düşünüyorum ama daha ayrıntısını öğreneceğiz. Fitoterapist Doktor Serdar Özgüç bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hocam, İzmirlerden evet. Geldiniz. Ayağınıza sağlık. Evet, sağ olun. Davet ettiniz. Ben de sizi kırmadım. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Şimdi fitoterapi aslında son yıllarda sanki daha fazla duymaya başladık. Açıkça konuşsak fitoterapi tam olarak nedir hocam? Fitoterapist kimdir ve fitoterapi nedir? Aslında bu çok önemli bir nokta. Fitoterapi etkinliği kanıtlanmış tıbbi bitkilerle yapılan tedavidir. Rasyonel, kanıta dayalı bir bilimdir fitoterapi. En tabii, eski bilimlerden, en kadim bilimlerden birisidir. Eczacılığın temeli, doktorluğun temeli, evet. Dünyadaki şifalığın ilk oluştuğu yer aslında tıbbi bitkiler. Ta çok eski yüzyılların, milattan önceye kadar giden bir süreci var aslında tıbbi bitkilerin. Tabii bitkiler masum mu değil. İlaç ham maddesi. İlaç ham maddesi birçok kimyasallarda. Yıllarca halk tababetinde denenmişlikler, yanılmışlıklarla beraber kullanıla bitkilerin etkili olan kısımlarının keşfedilmesiyle beraber ilerleyen zamanlarda bunların bilimsel platforma oturtulması ve bilimsel platformla beraber de monograf dediğimiz kitaplarda yerini bulmasıyla yavaş yavaş artık fitoterapi yani kanıta dayalı tıbbi bitkiler günümüze girmeye başladı. Peki hocam bizler biliyoruz ki ilaçların ham maddesinde bitkiler çoğunlukla var. Ama laboratuvarlarda elde ediliyor olması ilaçların bir takım sterilizasyonlardan ve bir takım kimyasal analizlerden geçiriliyor olması ilacı bir miktar daha güvenilir kılıyor. Ancak bitkilerin ilaç halinde kullanılıyor olmasında sanki bir sterilizasyonla ilgili veya bir kullanımın miktarı ile ilgili bir sorun varmış endişesi hepimizde uyanıyor. Haklısınız tabii. Bunun ilaç gibi kullanılabilirliği ile keyif verici bir aromatik çay olarak kullanılabiliyor olmasını nasıl ayıracağız? Şimdi şöyle, öncelikle demin de dediğim gibi tıbbi bitki etkili kısımlarının kullanılması lazım. Bu her bitki için farklıdır. Ve doğru tıbbi bitkinin doğru şekilde toplanmış, doğru şekilde ekilmiş, doğru şekilde kurutulmuş, doğru şekilde saklanmış, doğru şekilde torbalanmış olması da çok önemli. Aslında bu bir zincir öyle değil mi? Tabii, aslında bir zincir tabii. Ve gerçek bir Anadolu olarak baktığımızda 3600-3700'e yakın bizim bitkimiz var. Çok zengin bir flora sahibiz. Evet. Ve daha da ilginç ne biliyor musunuz? 1200-1300 civarı bitki de sadece Anadolu'da var. O zaman doğa eczanesine biz sahibiz. Aynen öyle. Ama bunu ne kadar verimli kullanabiliyoruz? İşte o biraz tartışmalı. Hmm. Umut ediyorum ilerleyen zamanlarda fitoterapinin gelişmesiyle, biraz daha organik tarımın artmasıyla, biraz daha bilinçlenmeyle, etkili kısımlardaki bitkilerin kullanım şeklinin toplanması, kurutulması ve dağıtımı ile ilgili sürecin, ambalajlanması ile ilgili sürecin şekillenmesiyle giderek daha da iyi yollara gidecek. Şimdi biz biliyoruz ki şu anda bizi izleyen, kahvaltısını yapan izleyicilerimizin hepsi de ya bu tıbbi bitkilerin hepsi, evet bir ıhlamuru biliyoruz, evet. Ada çayını biliyoruz, tarçını biliyoruz, zencefili biliyoruz, birkaç tane daha eklenebilecek çaylar var. Peki bitki çaylarının yeri... aromatik ağız tadımızı, damaklarımızı çatlatan o keyif vericiliğinin dışında evet. Tedavide yeri nedir? Oldukça fazla. Özellikle akut hastalıklarda, üst solunum enfeksiyonlarda, vücut direncinin kuvvetlendirilmesinde, sindirim sistemi rahatsızlıklarında, hazımsızlıklarda, diyarede, kabızlıkta ve birçok daha akut olarak hastalıklarda fitoterapinin direkt olarak tedavi edici yeri var.
kronik hastalıklarda da destekleyici özelliği mevcut fitoterapinin. Evet. Fakat fitoterapide en önemli olaylardan bir tanesi bunun fitoterapist hekimler tarafından artık yapılıyor olması. Bunun yoğunlaşılması kesinlikle. Evet. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın eğitimleri, sertifika programlarıyla beraber sayısı giderek artan fitoterapist hekimlerimiz olmaya başladı. Tabii geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanından tabii bahsediyoruz. Tabii yönetmeli de olsun. Tabii. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı 2014 yılında tanımlandı. Ama ondan önce yoktu sanki. Vardı ama siz meslektaşlarımız tarafından üstlenilip bir öncülük yapılmadığı için gerekli kıymetini görmüyordu galiba. Şimdi şöyle, yönetmeliği olmadığı için çok fazla gidip de bunu anlatma şansına sahip olamıyorduk açıkçası. Altyapısı olmuyor. Bir akupunktur vardı altyapısı. Fakat fitoterapinin yoktu. Ama fitoterapiyle beraber diğer tamamlayıcı tıp enstrümanlarının da sertifikasyon programlarının gelişmesiyle beraber aslında bununla da ilgili güzel bir bütünleyici tıbba doğru giden, ben çünkü olayı o şekilde bakıyorum, tamamlayıcı tıp olarak bakmıyorum, modern tıpla tamamlayıcı tıbbın birlikte kullanılarak bütüncül tıbba olan bakış açısı da giderek fazlalaşmaya başladı. Ve bence gelecek günler bizim için daha da iyi olacak. Peki, çok güzel olacak. Şimdi bitkilerden bahsetmişken aslında birçoğumuz bitki çaylarını seviyoruz. Ve evet, zaman zaman işte biz kadınlar aramızda ya şu bitki şuna iyi geliyor, şu bitki şuna iyi geliyor, hadi şunu karıştıralım kullanalım evet, gibi de evet, durumlar söz konusu oluyor. Şimdi notlarıma bakıyorum, bitki çayı diyoruz ama notlarımda aslında tıbbi çay diye tabii, not almışız tıbbi hocam. Çay. Bitki çayı değil de tıbbi çay mı dememiz gerekiyor artık bu çaylara? İkisinin arasındaki fark şimdi nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tıbbi çay dediğimiz etkinliği kanıtlanmış olan bitkilerin suya geçebilen özellikleri olanlardan hazırlanıp sıcak veya soğuk olarak içilmiş halidir. Yani etkinliği kanıtlanmıştır. Biraz önce ıhlamuru biliyoruz, tarçını biliyoruz, adaçeni biliyoruz. Biliyoruz. Ama acaba bazı şeyleri hala doğru mu biliyoruz? Ihlamuru benim rahmetli babaannem alır kaynatırdı sobanın üzerinde. Günlerce evet, kaynardı. Evet. Ihlamur kaynatılmaz. Allah Allah. Eyvah eyvah hanımlar, beyler. Lütfen herkes ekran başına, evet, sevgili izleyenler herkes evet, ekran başına bir son evet, dakika bilgisi evet, geldi. Ihlamur evet, kaynatılmaz. Açık yani böyle sadece renkli bir su içersiniz ıhlamuru kaynattığınızda. Bir faydasını görmeyin. Hiçbir peki nasıl içeceğiz ıhlamuru? Yenmeyeceksiniz. Demleme usulü normal kullanacaksınız. Normal çay demler gibi. Eğer soğuk algınlığından faydalanacaksak 4-5 dakika, öksürük için kullanacaksak 10-12 dakika demleyeceğiz. İkisinin farklı özellikleri var. Boşa vallahi mi? Boşa gitti şu anda bizim durum. Demek ben ondan sürekli her kış evet, tekrarlayan... Şeker hastası olanlar günde 3-4 bardak tarçın çayı içmesinler. Şekeri bir anda aşağı çekebilir, dikkat etsinler. Masum değil bitkiler. Hmm. Ada çayı, şöyle bir terleyeyim, ıhlamur atayım. Ada çayı mesela hastalandık. Evet. Gribal enfeksiyonumuz var. Veya soğuk algınlığı geçiriyoruz. Hafif de ateşimiz var. 37,5-38. İşte bir bitki çayı yapayım. Ihlamur atayım. Ada çayı atayım. Tarçın atayım. Bir güzel terleyeyim diye içeriz. Sonra da bir sıcak basar. Evet. Terleyemeyiz evet, değil mi? Evet. Bakın sıcak neden basar biliyor musunuz? Ihlamurun terletici özellikleri yüksek dozlarda ortaya çıkar. Biz düşük dozda kullanıyoruz. Uçucu yağlarından faydalanıp sadece hafif viral etkisinden faydalanıyoruz. Hmm. Ada çayı da aksine terletmez. Terletmeyi azaltıcı özelliğe sahiptir. Avusturya'da terletmeyi azaltıcı koltuk altı rolonlar vardır. Ada çayında böyle bir özelliği vardır. Yani bazı şeyleri aslında ne kadar da doğru bildiğimiz de önemli. Evet, doğru bildiğimiz farklı yanlışlar bildiğimiz, çok doğru bu bildiğimiz tabii, doğru bildiğimiz yanlışlar içinde devam ettiğimiz süre içerisinde de aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Hocam müthiş gerçekten. Şu an herkesin boğazına dizdik kahvaltı sofrasından. Ben masada birçok bitki çayı örnekleri görüyorum. Bunlardan evet, ne yapacaksınız bize? Ben başlayayım mı? Evet. Tabii tabii buyurun. Peki. Ada çayı, gül hatmi, portakal evet, kabuğu, evet, karanfil, hubiskus. Hibiskus. Şimdi. Hibiskus. Ne yapacağız bunlar burada? Bunlar hepsi Türkiye'de var mı hocam? Var, hemen hepsini bulursunuz. Hibiskus. Bulursunuz. Enteresan. Çok rahatlıkla bulursunuz. Zaten şu anda bunları alacağımız yerlerde söyleyeyim ben size. Genelde bildiğimiz yerlerde bir takım kapalı olarak alacağımız poşetler içerisinde biz aktarlara gidiyoruz hocam bunları almak için.
Şimdi şöyle, tanıdığınız, bildiğiniz, güvendiğiniz ve kapalı ortamlarda saklandığını inandığınız bir aktar varsa tabii ki. Ama onun dışında bilmediğiniz yerden lütfen bunları almayın. Bu tip ürünleri ambalajlanmış olarak mı ambalajlanmış olarak alalım. Artık yavaş yavaş eczaneye bunlar girmeye başladı. Evet. Artık çok yakın bir zamanda eczanelerimizde göreceksiniz. Bazı eczanelerde gerçekten biraz daha muhkem şekilde ambalajlanmış evet. Ve bitkisel yavaş yavaş ürün dolaplarının olduğu bundan bunlar da artık yavaş yavaş çok gidiyorlar. Güzel. Bununla ilgili üretimler de başladı. Şimdi bugün bir enerji çayı yapacağım size. Enerji çayı. Enerji. En çok ihtiyacım olan şey hocam. Evet, tam sabah mevsim değişikliği. Sabah saatlerinde ekran başında izleyen izleyicilerimiz de not alsınlar lütfen. Evet. Fitoterapist Doktor Serdar Özgüç stüdyo konuğumuz ve bir enerji çayı tarifi verecek bize. Bakalım nasıl yapılıyor? Enerji çayını anlatırken bitkilerin de kısa kısa bazı özelliklerine değineceğim. Hı hı. Şimdi enerji çayımızı tam mevsim dönemlerinde bahar yorgunluğuyla beraber, tadına bakın, bahar yorgunluğuyla beraber insanlardaki bu halsizlik ve yorgunluğu gidermede müthiş bir çay formülasyonu bu. Şimdi ne yapıyoruz? Ada çayımız var. Ada çayı. Hepimizin bildiği. Evet, bildik, hepimizin evet. bildiği. Ama nasıl Şimdi, bildiğimiz? Nasıl bildiğimizi anlatalım. İki tip ada çayı vardır. Bunun bir tanesi ofisinalis dediğimiz. Bir tanesi de Trilloba dediğimiz. Biri Salvia officinalis, bildiğimiz ada çayı, herkesin bildiği. Bir evet. de üç loplu ada çayı, yani burada olduğu gibi. Üç loplu ada çayın içerisindeki toksik olan bir madde var. Tujon maddesi. Çok bu daha azdır, müthiş kokar. Müthiş bir aroması vardır. Çok az vardır tujon ve daha güvenilirdir üç loplu ada çayı. Bazı yerlerde Türk ada çayı, bazı yerlerde Anadolu ada çayı. Bazı kaynaklarda da Yunan ada çayı diye geçer. O Türk ada çayıdır. Biz Anadolu ada çayı ama esas... Hakiki bizim ada çayımız da oraya gitmiştir. Loplu baklava diye geçer. Da öyle olmuştu. Baklava da bunu yapmışlardı. Aynen öyle. Hocam. Üç loplu ada çayını tercih edelim. Çünkü öbür ada çayında, Dalmatya ada çayında tujon dediğimiz bir madde var. Toksik bir maddedir. Hamilelerde kullanılması yasak. Yasaktır. Yasaktır. Evet. O zaman ada çayını... Üç loplu ada çayı olarak kullanmamızda fayda var. Ne yapıyoruz? Kontrollü kullanmakta fayda var. Aynen öyle. Evet hocam. Geliyoruz. Enerji çayımıza ada çayını katıyoruz. Ada çayımızla başlıyoruz. Desteğimizi de alalım. Ellerimizi de temizle. Şu şekilde iki tatlı kaşığı olarak aldık. Şimdi burada neyimiz var? Gül hatmimiz var. Evet, gül hatmi. Gül hatmi. Evet. İçerisindeki renk farkıyla, morluğuyla ve içerdiği antioksidan özellikleriyle evet. Aynı zamanda öksürükte de bunun yaprağı mı destekli, yoksa bunun çiçekleri. Çiçekleri. Hı. Ada çayının yaprakları, bunun çiçekleri. Bazen kökleri de kullanılır. Gül hatminin bir çiçeğini kullanıyoruz. En çok neye iyi geliyor gül hatmi? Öksürük. Öksürük de çok iyi geliyor. Ekspektorandır, balgam söktürücüdür. Aynı zamanda kuru öksürükleri içerisindeki müsilaj dediğimiz ağdalı yapısıyla da o mukozayı tamir eder. Hmm. Ama buradaki yerini antioksidan özelliğinden dolayı almıştır. Ada çayı, gül hatmi Gül hatmiden de koyuyoruz. Aynı şekilde... Yine bundan da iki tatlı kaşığı olarak koyduk. Enerji çayı yapıyoruz efendim. Evet. Not almayı unutmayın. Portakal Harika kabuğu. Harika bir çay olacak. Portakal kabuğu. Burada ne amaçla bulunduruyoruz portakal kabuğunu? C vitamini. C vitamini özelliği çok azdır. Allah hep öyle biliriz. Aurantium evet perikardiumun esas limonen, limonun kabuğundaki limonun daha fazladır. En çok özelliği bunu kullanacağımız özellik sindirimi kolaylaştırması, mide asidini arttırıp yiyeceklerin daha iyi sindirmesini sağladığı için bu formülde yer almıştır. Yemek öncesinde çok önemli. Kullanılabilir. Aynen öyle. Bundan da iki kaşık bundan koyuyoruz. Da portakal iki tatlı kabuğu kaşığı enerji alıyoruz. İçerisine. Evet. Bundan bu, da bu koyduk. Bayağı birkaç kaç kişilik çay olacak üç hocam? Kişilik, üç üçümüz. Kişilik. Tabii. Ben, da... siz. Özgür hocam. Özgür hocam. Beraberiz. Karanfil. Evet. Karanfil. Karanfil. En sevdiğim. Biz bunu daha çok çorbalardan sonra ağız kokusunu gidermek için kullanılma gibi bir geleneğimiz Hangi var. Hangi çorbadan sonra? Yani Allah'tan öyle bir geleneğimiz var. Allah'tan öyle bir geleneğimiz var. Sarımsaktan sonra. Sarımsaktan sonra. İşte soğandan sonra kullanıyoruz ama müthiş bir antimikrobiyal, müthiş bir antiviral. Mantarları evet. öldürücü. Anestezik özelliği de vardır aslında. Bağışıklık diş ağrısında kullanılır. Diş ağrısında kullanılır. Diş ağrısında da kullanılır. İnanılmaz bir tıbbi bitkidir karanfil. Hem uçucu yağ çok etkilidir hem de bu şekilde. Normalde karanfil tek başına kullanacağınız zaman şöyle bir tavsiyem var. Hafif dövün onu. Ezelim. Hafif ezelim, ama evet. uçucu yağ açığa çıksın. Bundan da ne kadar koyuyoruz? Yine aynı şekilde. 3 kaşık. Yok 2 tatlı kaşığı. 2 tatlı kaşığı. Aynı şekilde bundan da koyuyoruz. Destekleyerek alalım. Evet. Ada çayı, gül hatmi çiçeği, evet. portakal kabuğu, karanfil.
Ve tadına baktığımız... Hibiskus. Beğendiniz mi? Çok hibiskus. Güzel tadı var. Ne bu hocam? Tam olarak çiçek mi bu? Hibiskus muhteşem bir tıbbi bitki. Acayip güzel tadı var. Tadı da çok güzel sevgili izleyenler. İçerisindeki şu koyu renkler, mor renkler ne anlama geliyor? Çok yoğun şekilde antioksidan bileşiklere sahip olduğu anlamına geliyor. Yüksek tansiyon dengeleyici, şeker kontrolünde destek verici. Zayıflatır o zaman hocam. Zayıflatmada kullanırsınız. Artı başka bir şey söyleyeyim. Hücre yenilemede, anti-aging'de çok etkilidir hibiskus. Burada da antioksidan özelliklerinden dolayı hibiskusu da burada kullanıyoruz. Güzellik çayı da diyebilsek. Güzellik çayını destekleyelim. Destekleyelim, evet. Evet. Yine iki tatlı kaşığı aldık. Şimdi bunları aldık bir güzel. Buradaki karışımımızı oluşturduk. Şimdi karışımımız içerisinde bunları iyice karıştırıyoruz. Önemli değil. Ve French press'imizin içerisine hepsini birden bunları koyuyoruz. Hepsini birden koymayacağız. Yine buradan 3 tatlı kaşığı olarak biraz da şöyle tabii bazıları yaprak ve çiçek olduğu için biraz zor geliyor. Şu şekilde ayarlıyoruz. Evet. Bunları koyduk. Koyduktan sonra... Eşit koyduğumuza nasıl emin olduk? Göz kararı. Göz kararı. Biraz tamam. Göz kararı ama alırken tabii artık bir elime alıştığı için koyarken mümkün olduğunca eşit bir tane koymaya çalışıyoruz. Şimdi 100 santigrat derecede ısıttığımız, biraz da beklettiğimiz sıcak suyumuzu direkt bitkinin üzerine dökmeden kenardan şu şekilde... Bu nasıl açılıyor? Ben öyle basacağız. Basacağız suyunu. Oradan basıyoruz. Tamam. Yavaşça... Yok gelmiyor. Taylan yardımcı tamam. Olur musun bize? Aşamadık bir dakika. Deminden beri bana tarif ediyor sevgili izleyicilerimiz. Kamera arkasından böyle yapacaksınız diye ama anlamadım nasıl açıldığını. Bizim genelde su işlerimizde Taylan bakar. Peki Taylan'cığım teşekkür ederiz. Ne kadar su ekliyoruz hocam? Biraz daha. Tamam yeterli bu kadar. Yaklaşık 3 kişi olduğumuz için 200-250 cc kadar bir su içerisine ekledik. Evet. Ondan sonra... Evet. French press'imizi aldık ve ne kadar bekletmeliyiz hocam? Şimdi burada bizim enerji olarak bunu kullanabilmemiz için yaklaşık olarak içindeki etken maddelerin de suya geçebileceği süre ortalama 7-8 dakikalık bir süre bizim için yeterli. Kaç bardak tüketebiliriz bu çaydan ve günde her gün mi? İçmeli miyiz? Günde bunu bir kere sabah, bir kere de öğlen. İçmeniz peki sabahki hazırladığımız öğlene kadar beklese olur mu yoksa ayrı ayrı tekrar bir daha baştan hazırlayacağız. Daha hazırlayacağız. Daha doğru olur. Akşam içerseniz uyuyamazsınız. Enerji çünkü. Enerji veriyor çünkü. Bir demlensin bakalım bir deneyelim bakalım. İzleyicilerimiz için nasıl şimdi, bir etki yapıyor acaba? Bir de birkaç bilgi vermek istiyorum ben size. Buyurun hocam. Şöyle anlatayım. Bazı çaylar var. Onlar maalesef ben piyasada görüyorum. Fakat onlar içerisindeki etken maddeleri suya geçmediği için tıbbi çay olarak hazırlanmasının hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Hmm. Bunlardan bir tanesi herkesin çok iyi bildiği ekinezya. Hmm. Soğuk algınlığında çok etkili olan ekinezyanın çaylarını görüyorum ben piyasada. Normal sıcak suya atıp orada demleyip içiyorlar. Ekinezya suda çözünmez. Boşu boşuna o zaman suya atıyoruz. Ekinezyanın, ekinezyanın özütleri vardır. Ekinezya Türk Anadolu topraklarında yetişemiyor. Ha, yurt dışında. O yüzdendir belki de ithalatıyla alakalı bir tıbbi olarak çok başarılı değil ama ticari olarak başarılı bir preparat olması sebebiyle bize sunuluyor ticari olabilir. Ticari olarak preparat çok başarılı. Özütleri çok başarılı. Aynı zamanda tentürleri kullanılır. Esas etkili olan kullanım şekli budur. Yani her bitkinin tıbbi için etkili değildir. Evet. Mesela deve dikeni, Silibium marialum dediğimiz karaciğer dostu, çok bilinen bir tıbbi bitki. Suda çözünmez. Onun da çayının kullanılmasının bir anlamı yoktur. Daha da ilginç bir şey söyleyeceğim size. Herkesin bildiği zerdeçal. Zerdeçal, evet. Zerdeçalın bazen çaylarını görüyorum. Onun da tüketilmesinin hiçbir esprisi yoktur. Hocam çaylar, şimdi çay olarak esprisi yoktur. Biz tabii bu bitki çaylarını karıştırıyoruz, duyuyoruz, araştırıyoruz, okuyoruz. Doğru bildiğimiz birçok da yanlış var bu konuda ama şimdi çocuklarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sizin de çok güzel kızınız burada. Biraz sonra onu da davet etmek istiyorum aslında yanımıza ama çocuklara bu bitki çaylarını kullandırırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Örneğin anason. Tıbbi çayı ve anason uçucu yağı. Evet. 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. 8 yaşın altındaki çocuklarda ve gebelerde kullanılmaz. Çok önemli. Anason kullanmayalım. Onun yerine Alman ve Avrupa farmakopesi tatlı rezeneyi öneriyor. En çok
bağırsakta sindirimi sağlayıcı olarak, destek olarak çocuklarda tatlı rezeneyi tercih edelim. Tatlı rezene, anason ama anason... Anason 8 yaşın altında önerilmiyor. Önermiyorum. Ekinezya'nın yine bazı şurupları var. Yine Alman ve Avrupa Farmakopesi'nde 12 yaşın altında kullanımı önerilmemektedir ekinezya'nın. Bazen ben yurt dışından ekinezya şurubu getirip kullananları görüyorum. Fakat peki, şey bu... bazı preparatları da var yalnız Avrupa'da 12 peki yaş hocam, altı. Şimdi yeni anne olmuş ve bebeğini emzirmek ama emzirdikten sonra da o gaz sorunuyla muzdarip hanım kızlarımız bizi izliyorlar şimdi. Evet. O gazı gidermek için hemen ne yapılması lazım? Hemen söyleyelim. Piyasada satılan rezene bağ şuruplarını kesinlikle kullanmasınlar. 0-1 yaş grubu için konuşuyorum. Evet. O bağ şurupları 0-1 yaş grubunda kullanılmaz. Aynı şekilde rezenenin uçucu yağı da yine 0-1 yaş grubunda kullanılmaz. Ne kullanılır hocam? Rezenenin tıbbi çayı kullanılır. Rezenenin tıbbi çayı. Yudum yudum çay kaşığıyla hemen emzirdikten sonra. Hem çocuğa sonra, hem de kendisi hem de kendisi hem de çocuğuna. Kendisi içerken birkaç tatlı çay kaşığı da çocuğuna verdiği zaman çok rahatlıkla hem de cebinden çok da fazla bir para çıkmadan bunu çözümler. Peki hocam, İzmir'den geldiniz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza ben sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler aktardınız aslında. Önümüzdeki günlerde sizi yeni ağırlamak istiyoruz. İnşallah. Biraz önce izleyicimizle paylaştım. Hocamın çok güzel bir kızı var. Efendim, uluslararası müzik yarışmalarında da ödüller almış genç bir kardeşimiz. Buraya kadar gelmişken de bizim stüdyomuzda da piyano var malum. Henüz kimse çalmadı ama ben rica ettim kendisinden. Bugün bu diyeti sonlandırıyoruz. Kızımızın ödüllerini duyar duymaz bizim için bir parça çalar mı dedik. Kırmadılar kendilerini. Evet, müzik ruhun gıdasıdır efendim diyoruz ve çok da güzel bir ismi var. Melinda'yı davet ediyoruz stüdyomuza. Melinda'cığım, hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin Melinda'cığım. Merhaba. İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Seni piyanonun başına alalım hemen. Hocam, bizim siz için. De gelin. Tamam, siz peki. De buyurun. Gerçi siz o ruhun gıdasını evde sürekli alıyorsunuzdur. Sürekli, evet. Evet, sabah saatlerinde ekranları başında izleyen izleyicimize şöyle güzel bir güzel notalarla seslenelim, öyle değil mi hocam? Evet. Ne çalacaksın Melinda'cığım? Frilize. Frilize'yi çalacaksın. Frilize. Evet. Teşekkür ediyoruz. Gel sen benim yanıma. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz size. Melinda'cığım, sana çok teşekkür ediyoruz. Efendim, programımızda biz tabii uzman konuklarımızı ağırlıyoruz ama zaman zaman böyle de küçük küçük sürprizler yapmak istiyoruz size. Eline koluna sağlık diyoruz ve reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Doktor Özgür Koldaş'la Son Dakikada Güzellik bölümümüz başlayacak. Siz reklamları izlerken biz de konuklarımızı... Çaylarımızı içelim. Evet. Çaylarımızı da içelim, artık konuklarımızı da uğurlayalım. Ben hazırlayayım, size ikram edeyim şimdi. Peki efendim. Çok teşekkür ederim.